Şimdi Türkiye'nin en büyük hatası Darwinist Materyalist Eğitim. Darwinist Materyalist Eğitim olduktan sonra bölgenin belini kaldırması mümkün değil. Ne İran düzeliyor, ne Türkiye düzeliyor. Ne Türkiye'ye bereket geliyor, ne İran'a bereket geliyor, ne Pakistan'a bereket geliyor. Her yerde bir bereketsizlik, İslam aleminde geniş çaplı bir uğursuzluk her yeri kasıp kavuruyor. Ya kardeşim sen Allah yok dersen, biyoloji dersinde, tarih dersinde, felsefe, sosyoloji dersinde, çocuklara, el kadar çocuklara Allah'ın olmadığını böyle bilimsel safsatalarla, bilimsel görünümlü safsatalarla anlatmaya kalkarsan, peygamberler doğru söylemedi, Allah diye bir şey yok dersen haşa, Allah ne yapar? Müslüman alemini Allah helak ediyor, perişan ediyor. Ya kaldırın bu Darwinizmi. Ya kaldırın derken Darwinizmi daha kapsamlı anlatın, cevabını da çok kapsamlı verelim. Cevabını vermemize müsaade edin. Cevap verdirmiyorsunuz. Cevap vermek yasak. Darwinizmi anlatmak serbest. Cevabını vermek Milli Eğitim Bakanlığı'nın hiçbir biriminde mümkün değil. Hiçbir okulda Darwinizmin geçersiz olduğunu anlatamıyorsun, yasak. Öğretmenleri atıyorlar görevinden. Diyemez bir öğretmen. Ya bu Darwinizm geçersiz burada anlatıyor ama devletin kitaplarında yazan doğru değil diyemiyor. Ne diyor? Devletin kitabında yazan doğru. Doğru ne demek? Allah yok diyor. Peygamber de doğru söylemedi. Bütün peygamberler doğru söylemedi diyorsun. Ya bu Allah'ın zoruna girer. Bela gelir. Felaket gelir. Bereketsizlik gelir. Uğursuzluk gelir. Günaha giriyorsunuz. Yapmayın, etmeyin. Sözümü dinleyin. Darwinizm, safsata, oyun. Ya protein, protein molekülüne açıp bakın. Danten gibi kardeş. İnce girift. Karma karışık bir sistem. Elektronik beyin gibi. Bir tane atom yerini değiştirdin mi bütün sistem çöküyor. Zehire dönüşüyor. Bir tane atom. Her şeyin yerinde olması lazım. Kalıp gibi. Bilim adamları ne diyor? Bu tesadüfen olamaz diyor. Peki nasıl olabilir diyoruz? Yüksek bir bilinçe ihtiyaç var diyor. Yani yüksek bir akla ihtiyaç var diyor. Nedir bu yüksek akıl? Açıklayamıyoruz diyor. E kardeşim artık münasebetsizlik bu. Bak tesadüfen olamaz diyor. Yüksek bir akla, yüksek bir bilince ihtiyaç var diyor. Müthiş bir bilinç olması lazım, yüksek bir akıl olması lazım diyor. Bu akıl nedir diyoruz? Bilmiyoruz diyor. Ya Allah desene kardeşim. Diyemiyorlar ya. Ya Allah o zaman İslam alemini perişan ediyor.